Sağlam da oldu ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim, elinde bayağı çabukmuş. Kemal Usta olsaydı saatlerce sürerdi bu iş. Eline sağlık delikanlı. Eyvallah. Ya aslında evde de yapılacak birkaç iş var. Gelip bir baksan diyorum. Olursunuz, Kemal Bey'le anlaşın, ben gelir yaparım. Canım, Kemal'e söylemeye ne gerek var? Sen ondan daha iyi ustasın belli. Ama benim işverenim o. Oğlum, alt tarafı ufak tefek bir montaj yapacaksın. Atla deve değil ya bu. Zaten seni bulduğundan beri bir işe falan çıktığı yok Kemal'in. Kahvede esnafla tavla atıyor. Gel efendi gibi yap şu işi de para senin cebine girsin. Olmaz. Ben sizi Kemal Bey'in vasıtasıyla tanıdım. Siz onun müşterisisiniz. Siz onunla anlaşın, ben hakkım neyse Kemal Bey'den alırım. Üç kuruş fazla para kazanırsın diye söyledim. Ama sen bilirsin. İyi günler. İyi günler. Ne yaptınız? Ne yapalım abi, işte eşyaları yükledik. Ne diyor adam? Hiç boş ver, ne yapacaksın? Ben gidiyorum. Gelmiyor musun atölyeye? Yok, benim bir işim var. Nereye gidiyorsan bırakalım. Yok, ben buralardayım ya. Ha, bir çıkarsa Kemal abi arar, konuşuruz. Tamamdır, hadi eyvallah. Geldi mi? Dur dur, sen otur. Abi Erdoğan nereye gidiyor? İdare ederler herhalde. Ama dedik diyecek işte, belli oldu. Sağlığınız nasıl? Aman maşallah, çok sevindim. Emin Bey nasıl? Meltem buraya geliyor. Ay sağ olsun. Giderken görüşemedik de arayıp bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Doğrudan mutfağa gidiyor. Rica ederim, ne demek? Tamam, görüşürüz. Ben sizi daha sonra ararım. Hoşça kalın. Neydi Mustafa'nın annesinin adı? Halide Hanım, babası da Emin Bey. Nasıl? Memnun musunuz birbirinizden? Niye, bir kusurları mı olmuş? Bilmem, olmuş mu? Niye soruyorsunuz anlamadım ama iyi insanlardı yani. Meltemciğim, bir şey mi istedin canım? Gerçeği. Hadi yukarı çıkalım. Meltem. Hayrola? Mustafa'nın annesiyle babasıymış sizin yardımcılar. Yeni öğrendim. Öyleydi. Ayrıldılar. İlginç. Ne zaman? Daha 2 gün olmadı ayrılalı. Bizim düğünden hemen sonra yani. Hı hı. Allah Allah. Niye peki? Annesi hastaydı. Sık sık hastaneye gidip geliyorlardı. Diyalize giriyordu. Buradan gidip gelmesi zor oluyor diye hastaneye yakın bir yere yerleştiler. Niye ilgileniyorsun sen bunlarla, anlamadım. Çünkü Mustafa'nın kim olduğunu daha yeni öğrendim. Aa, sen bilmiyor muydun? Hayır, Leman Hanım laf arasında söyledi. Ben biliyorsun sanıyordum. Hadi yukarı çıkalım. Araları bozuk olsa Hilmiye Hanım bizi aramazdı. Pek de güzel konuştu kadın. Nihayet. Neredesin be oğlum? Geldim işte. Anneciğim, nasılsın? Çok merak ediyorsun da sanki. Yapma hemen böyle, gelir gelmez. Az önce Hilmiye Yaşaran aradı. Annenle konuştu. Niye apar topar gittiniz diye sormuş. Sen ne dedin? Oğlumuz neler olduğunu anlatsa söyleyeceğiz ama biz de bir şey bilmiyoruz dedik. Yapma böyle. Sen de oflayıp puflama suratıma suratıma. Ne sorsak bir cevap alamıyoruz oğlum. Bir haller oldu sana. Bir şey olduğu yok. Giyimin, kuşamın, konuşman bile değişti 2 günde. Neler çeviriyorsun sen? Nerelere gidiyorsun, sabahlara kadar gelmiyorsun? Bir arkadaşımdaydım. Hangi arkadaşın? Ne oluyor ya? Bir durun. Nasıl arkadaşmış bu böyle, bu kadar serbest? Ailesi yok mu? Nasıl izin veriyorlar daha evlenmeden evlerinde kalmana? Neler kuruyorsun sen ya? Ben sana kız arkadaşım mı dedim? Annene bağırma. Terbiyesizliği iyice eline aldın.
Olur olmaz insanlarla bizi muhatap etmenden korkuyoruz. Senin için korkuyoruz. Ama beni bunaltıyorsunuz. Tamam oğlum, tamam. Gidelim biz evimize, bunaltmayalım seni hiç. Gidelim vallahi Halide. Ne bu böyle ya? Ya ne gitmesi, oturun oturduğunuz yerde. Beni üzmeyin. Özür dilerim. Bağır çağır, sonra özür dile. Yok öyle. Anneciğim, sinirlerim bozuk. Yeni işimi oturtmaya çalışıyorum. Yepyeni bir dönem benim hayatımda. Ya çok gerginim, siz de anlayışlı olun. Biraz zaman tanıyın, ne olur. Sen de otur anlat, bilelim, biz de rahatlayalım. Benim acelem var, duş alıp çıkmam lazım. Ha, buyur işte. Para mara lazım değil, koy onu yerine. Lazım olur. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nereden çıktı bu şık şık adım giyimler? Aldım. Akşam geç gelirim yine. Söyleyeyim de sorun çıkmasın. Bu kötü bir şeylere bulaştı emin. Kesin bulaştı. Bu kadar para pul birdenbire cebi doldu. Terfi ettim dedi ya. Sen de inandın mı? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.